Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Zafer Hoca. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 6. sınıf beceri temelli sorulardan 4. üniteyi çözeceğiz. Konumuzda ne var? Cebirsel ifadeler var, veri toplama ve değerlendirme ve veri analizi sorularımız olacak. Kanalıma abone olarak, videoları beğenerek, yorum yazarak bana destek olabilirsiniz. Öyleyse hemen ilk sorunun çözümüyle başlıyoruz. Birinci sorumuzda aritmetik ortalamanın tanımını vermiş. Sayıları topluyoruz. Sayı adedine bölüyoruz. Değil mi? Onu biliyoruz. Geçelim sorumuza. Bir aracın ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede harcadığı yakıt miktarını ifade edermiş. Serdar, 400 kilometrelik bir yolculuğa çıkmadan önce aracının ortalama yakıt tüketimini gösteren göstergesini şekil 1'deki gibi sıfırlamış. Evet şu an yakıt göstergemiz sıfır. Daha sonra ne yapmış? Serdar bu yolculuğun ilk 100 kilometresini gittikten sonra göstergeyi şekil 2'deki bilgileri gösterirken yani 100 kilometre gidince ortalaması 100 kilometrede 13 litreymiş. Burada tekrar sıfırlıyor kilometreyi ve yoluna devam ediyor. Geriye ne kadar yolu kaldı? Yolun tamamı 400 kilometrede unutmayın 100 kilometresine gitti, geriye 300 kilometre kaldı. Serdar bu yolculuğu tamamladığında ise Aracının göstergesi şekil 3'teki gibi gibi gösteriyormuş. Yani 100 kilometrede 11 litre harcıyormuş arkadaşlar. Yani geriye kalan 300 kilometrelik yoldaki ortalaması 100 kilometrede 11 litre. Serdar buna göre Serdar'ın aracının bu yolculuğunun tamamındaki ortalama yakıt tüketimi aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara dikkat ederseniz bakın hep 100 kilometrede vermiş. O zaman bu soruda önemli olan nokta arkadaşlar yolu 100 kilometrelik parçalara bölmek. Öyleyse yolun tamamını bu şekilde 4 tane 100 kilometrelik parçalara bölüyorum. Burası 100 kilometre, burası 100 kilometre, yine burası da 100 kilometre. Toplam 400 kilometrelik parçalara böldük. İlk 100 kilometredeki ortalaması 13 litreydi. Şuraya 13 litreyi yazalım. Geriye kalan 300 kilometredeki ortalaması 11. Ama yine 100 kilometrede 11. Yani bu 100 kilometre 300 kilometrenin her 100 kilometresinde 11 litre. Ortalama ile gitmiş. Burada da 11 litre. Bu 100 kilometrede ortalaması 11 litre. Buradaki 100 kilometrede de ortalaması 11 litre. Peki yolun tamamındaki ortalaması nasıl bulacağız? Ama yine 100 kilometrede olduğuna göre bu dördünü toplayacağız ve getirip 4'e böleceğiz. Toplayalım arkadaşlar. 13 artı 11 artı 11 artı 11 bölü 4. Ne yapar? 10, 20, 30, 33, 46 yapar. 46'yı da 4'e böleceğiz. Bir kenarda bölebiliriz 46'yı 4'e. Veya paydasını 10 yapabilirsiniz. Nasıl 10 yapabilirsiniz? Şunu şu şekilde biraz sağa doğru sola doğru kaydırayım ki daha net anlatabileyim. Bunu önce 2 ile sadeleştiririz. Ne yapar? 23 bölü 2 olur. Sonra bununla paydasını 10 yapmak için 5 ile genişletirsiniz. Ne yapar? 115 bölü 10 olur. Bir sayı 10'a bölmek demek. Bir virgül kaydır demek. Yani 100 kilometrede 11,5 litre olur ortalaması. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir okul bahçesinde içlerinde birer terimin yazılı olduğu eş karelerden oluşan bir oyun zemini bulunmaktadır. Her kutuda terimler yazılıyormuş. Bu oyun zeminindeki karelerin tamamı içlerinde yazan terimlerin benzer olması durumunda aynı renk. Olmaması durumunda ise farklı renk olacak şekilde boyanacakmış. Buna göre bu boyama işleminde toplam kaç farklı renk kullanılması gerekmektedir. Arkadaşlar benzer terim neydi? Önce onu hatırlayalım. Benzer terim demek harflerinin aynı olması demek. Aynı harflerden oluşan terimler veya aynı değişkenlerden oluşan terimler benzer terimlerdi. Öyleyse ilk köşedeki 5y ile başlayalım. Bakalım burada kullanılan değişken yani bilinmeyen yani harf hangi harf? Y. O zaman y kullanılan başka ne var? Bakıyorsunuz burada artı 2y var. O zaman onla benzer terim. Başka y kullanılan ne var? Burada bir y var. Benzer terim. Başka ne var? Bakıyorsunuz. 4 y var. Başka ne var? 7 y var. Peki aklımıza şu takılabilir. Acaba iki x y ile bu benzer terim mi? Hayır arkadaşlar. Burada x terimi de var. Yani benzer terim değil. Başka y olan bir daha burada iki y var. Evet benzer terimleri bulduk. Mesela bunların hepsini getirelim. Ee, maviye boyayalım. Evet, şunları aynı renk. Bu, bu, e, bu, bu, bu ve bu. Evet, bunları maviye boyadık. Şimdi bakalım başka benzer terim ne var? Onları da kırmızı düşünelim. Mesela sırada 11a var. Burada kullanılan değişken harf a olduğuna göre, içinde başka a bulunan terimler 7a var. Yine benzer terim. Bakıyoruz başka a bulunan var mı diye. Başka a bulunan göremedik. O zaman iki tane. Bunları da kırmızıya boyayalım. Evet bunu ve bunu da kırmızıya boyadık. Şimdi burada ne var? X var. İçinde X bulunan değişken olarak, harf olarak, bilinmeyen olarak X bulunan terimlere bakacağız. 2X başka var mı içinde X bulunan? X, alamayız. 3X var. Başka 4X var görüyorsunuz. Bir de X var. Bunları da bence yeşille yazsaydık iyi olacaktı. Onları da mavi kullanmayalım. Yeşille yazıyorum. Tekrar yazıyorum o zaman. 2X, 3X, 4x ve x. Bunları da getirelim, yeşile boyayalım. 1 Şu 2, şu 3, şu da 4. Evet başka benzer terim ne var diye düşünüyoruz. Ee, baktığımızda x'ye bulunan terimler var. 5x'ye var. Bakın buradaki bilinmeyenler x ve y harfleri. 2x'ye de, de bilinmeyenler x ve y harfleri. Öyleyse bunlar da benzer terim. Bunları da turuncuya boyayalım. Evet bunu ve bunu da turuncuya boyadık. Peki 5 ve 9 ne olacak? Arkadaşlar 5 ve 9 da benzer terim. Yani bunların da harfleri yok ya. Harfleri olmayan terimlerde benzer terim. Bunları da getirip pembeye boyayalım. Pembemizi de getirdik. Evet bunları da pembeye boyadık. Toplam kaç farklı renk oldu bakın. Şurada zaten belli. 1, 2, 3, 4, 5 farklı renge boyamış olduk. Geçelim o zaman 3. sorumuza. Üçüncü sorumuzda aritmetik ortalamadan bahsetmiş sayıları topluyoruz. Sayıların adedine bölüyoruz. Bu bize aritmetik ortalamayı veriyordu. Zuruflu fındık fındığın ağaçtan toplandığındaki ilk adedir. Zuruflu fındıktan kütlesinin üçte biri kadar değirmenlik kuru fındık elde ediliyor. Aşağıda bir fındık bahçesinden 2017, 2018, 2019 yıllarında toplanan zuruflu fındık ve bu fındığın tamamı kullanılarak elde edilen değirmenlik kuru fındık miktarları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Arkadaşlar şunu unutmayalım. zorlu fındıktan 3'te 1'i kadar değirmenlik kuru fındık elde ediliyordu. Önemli bir bilgi. Bu fındık bahçesinden 2017, 2018 ve 2019 yıllarında elde edilen değirmenlik kuru fındık miktarlarının aritmetik ortalaması önemli bir bilgi bakın. 240 kilogrammış. Şu üçünün, bakın şunun, şunun ve şunun ...3'ünün aritmetik ortalaması 240 kilogrammış. Demek ki üçünün topladığımızda 3'e böldüğümüzde 240 çıkıyorsa aritmetik ortalamayı 3 ile çarparsanız aslında bu üçünün toplamını bulmuş olursunuz. Toplamları 720 olmalı ki 3'e böldüğümüzde ortalaması 240'ı versin. Tam burayı da anladık. Buna göre bu fındık bahçesinden 2017 yılında toplanan zuruflu fındık yani bize şurayı soruyor. Peki ilk olarak şurayı bulmak için değil mi 2019 yılındaki değirmenlik fındığı bulabilmek için 846'yı 3'e bölüyoruz. Çünkü 3'te biri kadar değirmenlik kuru fındık ortaya çıkıyormuş. 846 bölü 3. 2 tane 3, 6. 24 3, 8 kere. 8 kere 3, 24. 6'yı aşağı indirdiğimizde 2 kere. Buradan da 0 geldiğine göre 282 kilo oldu. Şimdi bu 314 ile 282'yi toplayıp 720'den çıkartırsak 2017 yılındaki değirmenlik kuru fındık miktarını bulacağız. Hemen 720'den ikisinin toplamı olan 596'yı çıkartalım. Zaten 600'e 4 istiyor. O zaman 124 olur burası. Topladığımızda 720'yi vermesi için. 124 kilo. Yine bunun da 3 katını alırsak. 2017 yılındaki zırhlı fındık miktarını buluruz. Neden 3 katını almamız gerekiyor? Çünkü zuruflu fındığın 3'te 1'i kadar değirmenli kuru fındık oluyordu. 124'ün de 3 katını alırsak. 372 kilogram olacak. 2000 17 yılındaki zuruflu fındık miktarı. Cevabımız C seçeneği. Geçelim hemen dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine aritmetik ortalamanın formülünü yukarıda vermiş. Tamam oraya geçelim. Cunda adasında düzenlenen bir yüzme yarışmasındaki takım sıralamaları takımların yarışmaya katılan sporcularının yarışmayı tamamlama sürelerinin aritmetik ortalamasına göre belli oluyormuş. Aşağıda bir yüzme yarışında birinci olan takımdaki 5 sporcunun yarışmayı tamamlama sürelerine ait bazı bilgiler verilmiş. Evet görüyorsunuz sadece dışında hepsi verilmiş. Bu takımdaki sporcunun yarışmayı tamamlama sürelerinin aritmetik ortalaması 36 dakika olduğuna göre Sadri'nin bu yarışmayı tamamlama süresi kaç dakikadır? Arkadaşlar aritmetik ortalama verildiği zaman şunu hep yapın. Kaç tane burada yüzücü var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Biz bunları toplayıp 5'e böldüğümüzde aritmetik ortalamayı buluruz ya. O zaman aritmetik ortalamayı 5 ile çarparsanız size bunların toplamını verir. 6 kere 5 30 elde var. 3, 5 kere 3 15, 180 dakika yaptı bunların toplamları. Daha sonra bizden istediğinde burada Sadri'nin bu yarışmayı tamamlama süresi isteniyorsa toplarız bu dördünü ve bu dördünün toplamını 180'den çıkartırsak geriye Sadri kalacaktır. Toplayalım. 35 40 35 topladığımızda 110 110'a da 38 eklersek 148 180'den de 148'i çıkartırsak geriye 32 dakika kalacak Sadri'ye. Geçelim o zaman 5. sorumuza. 5. sorumuzda e okul sisteminde bir dersin dönem sonu ortalama puanı hesaplanırken önce ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile Proje puanı toplanarak ikiye bölünüyormuş. Ee, arkadaşlar mesela şuradaki bunun ortalaması ile şu proje toplamını şöyle yapalım. ikisini toplayıp şöyle ikiye böldüğümüzde ilk olarak bunu yapacakmışız. Daha sonra bu sonuçla yani buradan çıkan sonuçla sınav puanları var ya şu sınav puanları yani bu üçünün aritmetik ortalaması alınıyormuş. Mantığını anladık bakın buradan bir puan gelecek. Bir de iki tane sınav puanımız var. Toplam üç tane puanın aritmetik ortalamasını alıyormuşuz. Evet burayı şöyle bir temizleyelim. Burayı anladık. Aşağıda Erdem'in matematik dersinden bir dönemde aldığı puanları gösteren e-okul sistemine ait ekran görüntüsü verilmiş. Yani birinci proje hariç bütün notları biliniyor. Erdem bu puanları gören babasına matematik öğretmeninin birinci proje puanı henüz girmediğini, işte şurası henüz belli olmadığını, bu yüzden matematik dersteki dönem sonu ortalama puanının belli olmadığını söylemiş. Erdem'in babası matematik dersteki dönem sonu ortalama puanının 90 olmasını istiyormuş. Erdem'in birinci puanı birinci proje puanı kaç olmalıdır? Şimdi 90 olması için arkadaşlar bir defa hani ilk olarak şu projeyle derse katılımların ortalamasını buluyorduk ya. Yani bunu ve bunun ortalamasıyla bunu toplayıp ikiye bölüyorduk değil mi? İşte buranın kaç olduğunu bilmiyoruz. Buraya istersen şöyle bir soru işareti koyalım. Fakat şunu biliyoruz. Dönem sonu ortalamasının 90 olması için bunun, bunun ve bu bilinmeyenin yani üçünün toplamının şöyle yapalım. 85 artı 90 ve bir de projelerle ders etkinliklerinden gelecek olan puanın toplamının 3'e bölümünün biz 90 olması gerektiğini biliyoruz. Babası çünkü demiş ki 90 olmasını istiyormuş babası. Peki bu durumda 90 ile 3'ü çarparsak bu üçünün toplamı ne olması gerekir? 85 artı 90 artı etkinlikler ve projelerden gelecek olan puan toplandığında 270 olması gerekir. Peki 85 ile 90'ı topladık. 175. Onu da çıkarttık 270'ten. Geriye ne kaldı? 95 kaldı. Demek ki arkadaşlar işte buradaki ortalamasının 95 olması gerekiyor. Peki ilk olarak şu derse katılım etkinliklerinin ortalamasını bir bulalım bir kenarda. Yani 90'ı, 95'i ve 85'i toplayıp 3'e bölersek. Burası zaten 270 yapıyor. 270 ortalaması işte buranın ortalaması 90 oldu. Peki 90'la acaba hangi sayının ortalaması 95 yapar? Şimdi bunu düşüneceğiz. Hangi sayıyla 90'ı topladığımızda 2'ye böldüğümüzde ortalaması 95 yapar. Peki 2'ye böldüğümüzde 95 olması için o zaman toplamlarının 2 ile 95 çarparsanız 190 olması gerekir. Değil mi? Hangi sayı ile 90'ı topladığımızda 190 olmalı? Tabii ki 100'ü topladığımızda. Demek ki birinci proje puanının 100 olması gerekiyor ki dersi katılımların ortalaması da 90 olduğu için bu 100 %90 ile 90'ı toplayıp 2'ye böldüğümüzde 95'i versin. Geçelim o zaman 6. sorumuza. Altın sorumuzda bir okula düzenlenen mangala turnuvasına katılan kişilere karşılaşma aldıkları her galibiyet için çizelim altını 2 puan. Her beraberlik için 1 puan verilmekte. Aldıkları mağlubiyetler için ise herhangi bir puan verilmemektedir. Aşağıda bu turnuvaya katılan Ömer ve Neşe'nin turnuva sonunda karşılaşmalarda aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik sayıları gösterilmiştir. Bu turnuvaya katılan Kübra'nın galibiyet sayısı Ömer'in galibiyet sayısından az, beraberlik sayısı ise Neşe'nin beraberlik sayısından fazladır. Bu üç arkadaşın eşit sayıda müsabakaya katıldıkları bilindiğine göre Ömer, Neşe ve Kübra'nın müsabakalardan kazandıkları toplam puanları gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öyleyse ilk olarak biz de tablomuza Kübra'yı ekleyerek başlayalım. Şurada Kübra'nın galibiyet ve mağlubiyet, beraberlik sayılarını bulalım. Şimdi Kübra'nın galibiyet sayısı Ömer'in galibiyet sayısından azsa eğer örneğin 3 tane galibiyeti olabilir. Ee, fakat bu durumda beraberlik sayısı Neşer'in beraberlik sayısından fazla olacak ya, 3'ten fazla olacak ya. Yani buna 4 verdiğimizde toplam müsabaka sayısı 7 olmuş oluyor. Ama hepsinin müsabaka sayıları eşitti. Yani bunun müsabaka sayısı Ömer'in 6 ise Neşer'in 6 ise Kübra'nın da 6 olmalı. O yüzden bu 3'e 4 ihtimalini siliyorum. Peki Kübra'nın o zaman galibiyet sayısı Ömer'in galibiyet sayısından azsa 2 olduğunu düşünürsek... E, ...bunun da o zaman 4 tane beraberlik olduğunu düşünürsek olur. Bakın beraberlik sayısı Neşe'nin beraberlik sayısından fazla. Galibiyet sayısı da Ömer'in galibiyet sayısından az. Peki başka ne olabilir? 1'e 5 de olabilir. Peki başka ne olabilir? 0'a e, 6 olabilir mi? 0 galibiyet, 6 beraberlik. Böyle bir ihtimal de olabilir. Şimdi gelelim bunların puanlarını hesaplamaya. Galibiyetler için 2 puan veriliyordu... Beraberlik için ise 1 puan veriliyordu. Tabi buraya da 0 puan veriliyordu. Buna göre hesaplayalım vatandaşların puanlarını. Ömer'in puanı ne yapar? 4 çarpı 2'den 8 puan. Evet 8'i yazdık. Neşe'nin 3 çarpı 2'den 6 puan. 3 puan da buradan geldi. 9 puan. Peki Kübra'nın birinci ihtimal 2 çarpı 2'den 4. Buradan da 4. 8 puan almış olabilir. Kübra'nın başka bir ihtimali. Yine buradan 2 puan. Buradan 1 puan. 5 A 7 puan yaptı. İkinci bir ihtimal. Son ihtimali ise 6 puan da almış olabilir. Yani Kübra'nın alabileceği puanlar 8 de olabilir, 7 de olabilir, 6 da olabilir. Şimdi ilk olarak ama Ömer ve Neşe'nin kesin 8 ve 9 puan olduğunu biliyoruz. Ömer ve Neşe'nin 8 ve 9 puan olduğu A şıkkı var. Ama B şıkkında ikisi de 8 puan olamaz. C şıkkında ikisi de 9 puan olamaz. Evet D şıkkında da Ömer 8, Neşe 9. Evet bu iki şık olabilir. Kübra ya 6 ya 7 ya 8 olacak. D şıkkında 7 olduğu için olabilir diyeceğiz. Ama A şıkkında Kübra'ya 9 puan verdiği için olamaz diyeceğiz. Geçelim o zaman sıradaki sorumuza. 7. sorumuzda bir ailenin kullandığı doğalgaz için ödediği ücret aşağıda verilen ücret tarifesine göre her ay için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu ailenin Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kullandığı doğalgaz miktarları sırasıyla 80, 110 ve 45 metreküp olmuştur. Doğalgaz ücretleri 50 metreküp'e kadar 4 TL. 50 ile 100 arası kullanırsak metreküp'ü 3 TL yani ucuzluyor. 100'den daha fazla kullanırsak metreküp'ü 2,5 TL'ye düşüyormuş. Bu halin Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kullandığı doğalgaz için ödeyeceği ücretleri gösteren sütun grafiği aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak verilmiştir? O zaman başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ilk ayımız Aralık ayı. Aralık ayında 80 metreküp kullanmış. Peki 80 metreküp kullanırsa kaç liradan ödeyecek metreküpünü? 50 ile 100 arasında olduğu için 3 liradan ödeyecek. 80 çarpı 3 toplam 240 TL tuttu. Geçelim o zaman Ocak ayına. Ocak ayında 110 metreküp. Peki 110 metreküp 100'den 101'den fazla olduğu için 2,5 lirayla ödeyecek. Öyleyse Ocak ayında şurada hesaplayalım. 110 metreküp çarpı 2,5 TL. 110 ile 2.5'ü çarparken bu 110'daki 1 sıfır bunu virgülden kurtarırsa 25 ile 11'i çarparız. Bu da 275 TL yapacaktır. Ee, geçelim o zaman Şubat ayına son olarak. Şubat ayında ise 45 metreküp doğalgaz kullanmış. Ee, 45, 50'den az olduğu için 4 TL ile çarpacağız. Bu durumda da 180 TL tutacak. Şimdi şıklarda Aralık ayının 240 olduğu B seçeneğinde var. Ocak ayı 275 var. Ve Şubat ayı da 180 var. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman 8. sorumuza. 8. sorumuzda barış uzunlukları x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki özdeş tahtaları aralığında boşluk kalmayacak ve kısa kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi dizerek dikdörtgen şeklindeki sınıf tahtasının enini ve boyunu ölçmüştür. Buna göre bu sınıf tahtasının santimetre cinsinden çevresinin uzunluğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi i̇lk olarak arkadaşlar tahtamızın uzunluğuna dikkat edin. X santimetre. Öyleyse tahtamızın boyunu ölçerken kaç tane bu tahtadan kullanmış? 4, 5, 6, 7 tane tahtadan kullanmış. Yani buranın toplam uzunluğu 7x yaptı. Ama bir de 10 santimetrelik de boşluk kalmış. Öyleyse onu da üzerine eklersek tahtamızın uzun kenarı 7x artı 10 olacak. Gelelim tahtamızın kısa kenarını bulmaya. Kısa kenarında da yine aynı tahtaları kullandığı için ve bu tahtanın uzunluğu da x olduğu için 3 tane x kullanmış. Bir de 15 santimetrelik boşluk kaldığına göre tahtamızın kısa kenarı da 3x artı 15 olmalı. Şimdi bizden çevre istiyorsa uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. Uzun kenardan 2 tane olacak. Yani 7x artı 10 artı 7x artı 10. Kısa kenardan da iki tane olacak. Yani 3x artı 15 artı 3x artı 15. Toplayalım hepsini bakalım kaç yapacak. Şimdi toplanırken benzer terimler kendi aralarında toplanıyor biliyorsunuz. Yani harfleri aynı olan terimler toplanabilir. 7x ile 7x toplanabilir. 14x, 14x'e de 3x eklenir. 17x, 17x'e de 3x eklenir. Toplam 20x yaptı. Yine normal sayılar da kendi arasında benzer terim. Onları da kendi arasında toplayabilirsiniz. Yani 10 artı 10 artı 15 artı 15 toplanırsa buradan da ne bulacağız? 20, 30 daha 50 bulacağız. Yani çevremiz 20x artı 50 C seçeneği olmalı. Geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda aşağıdaki grafikte bazı müzik aletlerinin ürettiği seslerin en büyük ve en küçük frekans değerleri gösterilmiştir. Örneğin trompetin ürettiği sesin en küçük frekans değeri 800. Nerede trompet? Evet şurada en küçük 800 Hz iken en büyük frekans değeri 1800. Evet anladık burayı. Bu grafiğe göre bu müzik aletlerinin ürettiği seslerin frekans değerlerinin aralıkları hesaplandığında en büyük ve en küçük frekans aralığına sahip olan müzik aletleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisi de doğru olarak verilmiştir? Öyleyse arkadaşlar aralığı en büyük olanı ve en küçük olanı bulacağız. Zaten şekil olarak da anlaşılıyor aslında. Dilip bakın en uzun aralığı en uzun olan Tuba yani e, bu ikinci müzik aleti de aralığı en kısa olan hemen gözüküyor ama yine de sayısı olarak hesaplamakta tabii ki büyük fayda var çünkü şekli aldanmamak gerekebilir. Peki nasıl hesaplayacağız bunun aralığının kaç e, frekans olduğunu tabii ki en büyük değeri 1800 en küçükleri 800 olduğu için 1800'den 800'ü çıkarıp bunun aralığının 1000 Hz olduğunu söyleyebiliriz. Şurası 1000. Gelelim tuğbanın aralığını bulmaya. En büyük frekans 800, en küçük 200. Öyleyse 800 200'den aralığının uzunluğunun 600 Hz olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim flüte. Flüt en uzun gibi gözüküyor. 2600 olur değil mi direkt? Çünkü alt sınırı 0 zaten. 2600 eksi 0'dan 2600 çıkar. Geçelim e, keman'a. Kemanın en üst değeri 2200 eksi en alt değerine bakıyoruz 400. Öyleyse aralığı 1800 Hz. Bunu da yazalım 1800 diye. Son olarak klarnete bakalım. En büyük değeri 2000 en küçük değeri ise 600. Bakıyoruz 1400 çıkıyor boyunun uzunluğu. Öylesi en uzun boylusu flüt, en kısa boylusu tuğba. Yani flüt ve tuğba C seçeneğinde bulunuyor. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda aşağıda Betül Hanım'ın yapmış olduğu kekte kullandığı bazı malzemelerin miktarları ve, ve miktarlarla ilgili bilgiler verilmiştir. 10. sorumuzda aşağıda Betül Hanım'ın yapmış olduğu kekte kullandığı bazı malzemelerin miktarları ile ilgili bilgiler verilmiş. Evet şurada görüyorsunuz 3 tatlı kaşığı kakao iki su bardağı şeker falan kullanmış. Buna göre Betül Hanım'ın yapmış olduğu kekte kullandığı bu malzemelerin miktarları birer cebirsel ifadeyle gösterilmek istenirse aşağıdaki tariflerden hangisi yazılmalıdır? Şimdi bir defa ölçü birimi olarak kullandığı tatlı kaşığı var görüyorsunuz. Eğer biz, biz bir tatlı kaşığına x dersek bir tatlı kaşığına x dersek o zaman bu kakao miktarı ne olur? 3x yani 3 tane tatlı kaşığı olur. Ee, başka tatlı kaşığı kullandığı var mı? Yok. O zaman arkadaşlar su bardağına geçiyoruz. Su bardağına ne diyelim? Ama şunu bence sol tarafa alalım. Burada daha güzel olacak. Gelelim bir su bardağına. Bir su bardağı ölçüsüne ne diyelim? Şıklarla da baktığımızda y falan kullanmış ya. O zaman su bardağına y dersek 2 su bardağı şeker ne olur? 2 tane y olur değil mi? Yine su bardağı kullandığı için burada tekrar y'yi kullanabilirsiniz. 2 su bardağı süt. O zaman buna da y dersiniz. Ama çay bardağı farklı bir ölçü olduğu için bir çay bardağına da farklı bir harf vermemiz gerekir. Buna da örneğin ne diyelim? Z diyelim. O zaman çay bardağının da ölçüsü 1Z olmalı veya direkt Z'de bir Z de yazabilirsiniz. 1Z demek, Z demek. Şıklarda bakalım şimdi. 3X, 2Y, 2Y ve 1Z olan var mı? 3x, 2'ye 2 ve 1z olan var. Böylece cevabımız C seçeneği olmalı. Yani aynı ölçü birimine aynı harfi vermeliyiz. Farklı ölçü birimine farklı bir harfi vermemiz gerekiyor. Geçelim sıradaki sorumuza. 11'in sorumuzda aşağıda kısa kenarı x santimetre, uzun kenarı ise kısa kenarının 2 katından 1 santimetre eksiğine eşit olan Dikdörtgen şeklindeki bir etiketin görseli verilmiş. Hemen uzun kenarını o zaman yukarıdaki ifadeyle bulabiliriz. Kısa kenarının iki katının bir eksiği. Arada hiçbir işaret yoksa çarpma var demektir. Biliyorsunuz ee, cebirsel ifadelerde. Yiğit bu etiketleri dikdörtgen şeklindeki matematik kitabının ön yüzeyine kitabın köşesinden başlayarak etiketin kenarlarıyla kitabın kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırmış ve bu kitabın her, e, ve bu kitabın kenar uzunluklarını birer cebirsel ifade ile yazmıştır. Şöyle biraz yukarıya kaydıralım, unutmayalım 2x-1'e x kenarlarımız. İsterseniz şuraya da not alalım. Kısa kenarımız x, uzun kenarımız da neydi? Bu kenarın iki katının bir eksi Yiğit'in bu matematik kitabının kenar uzunlukları için yazdığı cebirsel ifadelerle ifadelerde yer alan değişkenin değeri 5 santimetreye eşit olduğuna göre. Kitabın ön yüzünün çevresinin uzunluğu kaç santimetreye eşittir? Çok güzel arkadaşlar. Bize x'i 5 olarak vermişse getir bu cebirsel ifadede x gördüğünüz yere 5'i yazarsınız. Öyleyse burası ne olur? 2 çarpı 5 eksi 1 olur. Yani burası 9 santimetre olur. Yani etiketin bir tanesinin uzun kenarı 9 santimetreymiş. Kısa kenarı da zaten 5 santimetreydi. O zaman hemen yazalım. Burası 5, burası 5, burası 5, burası 5. Toplam kitabımızın 4 kere 5 kısa kenarı 20 santimetre yaptı. Gelelim uzun kenarını bulmaya. Uzun kenarını bulurken 9 santimetre bulmuştuk ya. Burası 9, burası 9, burası da 9. 3 tane uzun kenarımız var. Yani burası da 27 santimetre yaptı. Öyleyse çevresini bulmak için de ne yaparız? Kısa kenar ile uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparız. Topladık 47, 2 ile çarptık. 54 pardon 47 47 ne, ne yapar? 94 yapar. Geçelim sıradaki sorumuza. 12. sorumuzda Ayşegül öğretmen test sorularına oluşan matematik ödevi için öğrencilerin aşağıdaki ödev takip önergesini hazırlamış. Ee, bu önergeye göre ilk ilk gün belirli gün sayıda soru çöz. İkinci gün ilk gün çözdüğünün soru sayısının 3 fazlasının 2 katı kadar sayıda soru çöz. Üçüncü gün önceki gün çözdüğün soru sayısının 3'te 1'i kadar sayıda soru çöz. Ayşegül öğretmen bu ödev kitap ödev takip yönergesinde ilk gün çözülen soru sayısını x ile ifade ederse evet şurası x sayfaysa üçüncü günü bizden istemiş. O zaman ikinci günü bulalım. İkinci gün ilk gün çözdüğünün 3 fazlasının 2 katı. Yani önce 3 ekleyeceğiz. Sonra bunun 2 katını almak için parantez kullanacağız. Evet. Sonra 3. gün ise bir önceki günün yani bu soru sayısının 3'te 1'i bunun 3'te 1'ini bulmak için de bunu getirip 3'e böleceğiz arkadaşlar. 3'e böldük. Öyleyse cevap şıkkımızda görüyorsunuz A seçeneği olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. 13. sorumuzda aşağıda uzunluğu x santimetre olan bir tahta çubuğun görseli verilmiş. Yazalım hemen tahta çubuğumuzun görseli x santimetre. Elif bu tahta çubuğun her iki ucundan 5'er santimetre uzunluğunda parça kesmiş. Şuradan 5 santimetre kesmiş, buradan da 5 santimetre kesmiş. Peki, o zaman ne kaldı tahtamızın boyuna? Toplam 10 santimetre kesmiş oluyoruz ya, yani x de 10 santimetre kısaldı ve x eksi 10 santimetre kaldı. Geriye kalan tahta çubuğu 4 eşit parçaya bölmüş. Ee, şimdi ne yapmış arkadaşlar? X eksi 10 kalmıştı ya, bunu da 4 parçaya bölmüş. O yüzden bölü 4 diyoruz ve. E, daha önce yapmış olduğu resmin kenarlarını görseldeki gibi bu dört parçayı bakın böyle eklemiş. Tamam sorumuz ne? Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi Elif'in yapmış olduğu çerçevede kullandığı tahta çubuklardan bir tanesinin uzunluğuna karşılık gelmektedir. İşte bu bulduğumuz değil mi? Bir tanesi x eksi 10 bölü 4 olmalı değil mi? Dört tane parça ayırdık toplam uzunluğumuzu dörde böldük. Geçelim o zaman 14. sorumuza. 14. sorumuzda ondalık gösterimi verilen sayıyı istenilen basamağı yuvarlarken verilen basamağın sağına bakılır. Sağındaki rakam 5'ten küçükse verilen basamak aynen kalır. Ama 5 veya 5'ten büyükse verilen basamak bir artırılır. Evet yuvarlamanın tanımını yapmış. Bir veri grubundaki burada da aritmetik ortalamanın tanımı yapmış. Bunu okumamıza gerek yok biliyoruz zaten. Yeni üretilen bir otomobilin şehir dışında 100 kilometrede harcadığı ortalama yakıt miktarını hesaplamak için 5 farklı parkurda test sürüşü yapılmıştır. Aşağıda bu test sürüşlerinde elde edilen sonuçlardan bazıları verilmiştir. Aracın bu parkurlarda harcadığı yakıt miktarları onda birler basamağına yuvarlanarak aritmetik ortalaması alınmış ve aracın 100 kilometrede harcadığı ortalama yakıt miktarının 6,4 litre olduğu hesaplanmıştır. Buna göre bu aracın 3. parkurda 100 kilometrede harcadığı yakıt miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk olarak hepsini onda birler basamağına göre yuvarlayalım. Önce onda birler basamağına bakıyorsun. Sonra onda birler basamağından sonraki basamak ne olur? 5'ten büyük mü büyük? O zaman verilen onda birler basamağını 1 bir artırıyorsun. Bu kadar. Onda birler basamağına işaret koyduk. Sonraki basamağa baktık. 5'ten küçükse o zaman onda birler basamağı aynen kalır. Diğer basamağa atıyoruz gidiyor. Yine onda birler basamağından sonraki basamak 5'ten büyük olduğu için, 5 beş veya 5'ten büyük olduğu için Onda birler basamağını bir basamak artırıyoruz. Yine onda birler basamağından sonraki basamak 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağını artırmıyoruz ve sonraki basamağı atıyoruz. Tamam bunları bulduk. Şimdi bunların bu 5'inin aritmetik ortalamasının 6,4 olması demek toplamlarını bulabilirsiniz arkadaşlar. 6,4 ile bu 5 tanesini çarparak toplamlarının ne olması gerektiğini bulabiliriz. Toplayalım o zaman. Daha doğrusu 6,4'ü 5 ile çarpalım virgül yokmuş gibi çarpacaksınız. 320. Virgül sonra bir basamak olduğu için sonuçta da virgülden sonra bir basamak olmalı. Yani burası 32 litre olmalı toplamları. Çünkü 32'yi 5'e böldüğümüzde 6,4 çıkıyormuş. Peki bu 4'ünü şimdi toplayalım ve 32'den çıkartalım. 6,2 6,6 virgüller tam aynı hizaya gelecek şekilde yazılır. Virgül yokmuş gibi toplanır. 12, 13 yaptı. Elde var bir. 253 virgülü de aynı hizadan indirirsek 25,3 litre oldu. Şimdi 32'den 25,3'ü nasıl çıkartacağız? 32'li virgülü nerededir arkadaşlar? Yazılmadığına göre sonunda virgül vardır gibi düşünüyoruz. Ve virgüller aynı hizaya gelecek şekilde alt alta yazıp çıkarttığımızda 6,7 olmuş oluyor. İşte bu soru işareti olan yerin yuvarlanmış hali 6,7 olmalı. Onda birler basamağına göre biz bunu yuvarlarsak ne olur? 6,5 olur. Bu olmaz. Bunu yuvarlarsak arkadaşlar onda birler basamağına göre 6,6 olur. Bu da olmaz. Onda birler basamağına göre yuvarlarsak bu 6,7 olur. Bunu onda birler basamağına göre yuvarlarsak bu da 6,8 olur. Yani 6,7'ye eşit olan C seçeneği olabilir. Geçelim sıradaki sorumuza. 15. sorumuzda filografi tasarlanmış bir motif ya da desenin ahşap malzeme üzerine ile çakılması ve arasından çeşitli iplik veya teller geçirmesiyle oluşturulan bir el sanatıymış. Eren yaptığı filografide kalınlıkları ihmal eden çivileri kullanarak kenar uzunlukları 2 cm olan bir kare ve kenar uzunlukları 2 cm olan bir eşkenar üçgen modeli yapmış. Burada görüyorsunuz. Bu modelde kullanılan tel çivilere görseldeki gibi iki sıra sarılmış ve hiç parça artmamış. Eren'in kullandığı telin uzunluğunu bizden istiyor arkadaşlar. Şimdi bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre buraya x, buraya x ve buraya da bu uzunluğa da x diyeceğiz. Fakat burada dikkat edin. Şurada karenin bir kenarında kullandığı ve e, üçgenin kenarını kullandığı tel ortak bir tel. İkisini ayrı ayrı düşünmemelisiniz. Önce üçgende kullanılan teli hesaplayalım. 3x yapar. E diğer üçgende de sonuçta 3x var. Öyleyse toplam 6x'i bir yazalım buraya. Artı gelelim karede kullanılan teli bulmaya. Karede artık şu telleri saymıyoruz. Yani üçgenin kenarında kullandığı telleri saymıyoruz. Onun dışında 2, 2, 2. 2 sıra olduğu için yine 2, 2, 2. Dolayısıyla 4, 8, 12 cm tel kullanmış oluyor. Toplam kullanılan tel 6x artı 12 yani C seçeneği olmalı. Geçelim bir dahaki sorumuza. 16. sorumuzda 1 inçin 2,54 santimetreye karşılık geldiğini söylemiş. Aşağıda inç ve santimetre cinsinden eşit aralıklarla bölmelendirilmiş iki cetvel gösterilmiş. Yiğit kalemin boyunu bu cetvelleri kullanarak aşağıdaki gibi ölçmüş. Buna göre Yiğit'in kaleminin boyu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş. Şimdi Yiğit'in kalemini şöyle iki parçada düşünürsek birisi buradan buraya kadar toplam Bakıyorsunuz birden 3'e kadar ya birden buraya kadar burası 2 inç olmuş oluyor. Bir de şuradaki parçamız var. Burayı da aslında santimetre olarak ölçmüş. Bakın şu 9'dan başlamış nereye kadar? 10.5'a kadar gelmiş. Yani burası da 1.5 santimetre. Bizden istediğinde peki santimetre cinsinden. O zaman bu iki inçe santimetreyi 2 inçe santimetreye dönüştüreceğiz. 2,54'ü getirip 2 ile çarpalım. 2 inçin uzunluğunu bulalım. Bunu 2 ile virgül yokmuş gibi çarparsak ne yapar? 508 yapar. 254'ün iki katı. Ama virgülden sonra iki basamak olduğu için burada da virgülden sonra iki basamak olmalı. Yani 5 5,08 cm oldu. Bunun üzerine getirip 1,5'ü ekleyeceğiz. Onu da şurada yapalım. 5 5,08 üzerine 1,5'ü eklerken virgüller alt alta gelecek şekilde yazdık. Buraya bir sıfır yazmamızda bir sakınca yok. Normal topladık. Ee, ne oldu? de aynı hizadan indirirsek 6,58 oldu kalemimizin toplam uzunluğu geçelim o zaman 17. sorumuza. 17. sorumuzda Eray masanın üzerinde bulunan meyvelerden alabilmek için yükseklikleri eşit 3 tane kutuyu aşağıdaki gibi üst üste yerleştirip üzerine çıktığında masanın yerden yüksekliğiyle aynı seviyeye gelmiş. Evet görüyorsunuz bakın aynı seviyede. Fakat burada 3 tane A olduğunu unutmayalım. Her kutunun yüksekliği A santimetre ve masanın yerden yüksekliği 90 santimetreymiş. Onu şuraya yazalım. Masanın yerden yüksekliği 90 santimetre olduğuna göre erayın boyunu veren cebirsel ifade. Evet arkadaşlar bakın masanın yüksekliğinden bu 3 tane yüksekliği çıkartırsak geriye erayın boyu kalacaktır değil mi? Yani 90-3A bize erayın boyunu verecek cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim o zaman 18. sorumuza. 18. sorumuzda aşağıdaki grafikte Murat'ın Ocak-Haziran ayları arasında cep telefonu hattını kullanarak yapmış olduğu toplam internet kullanımı ilgili bilgiler verilmiş. Bu grafikteki sütunlarda mavi renkle gösterilen bölümler Murat'ın cep telefonu hattına tanımlı olan internet kotasını, mavi o zaman şöyle çizelim. Mavi ile ilgiliymiş? İnternet kotası ile ilgiliymiş. Pembe renk ise bölümler bu kotayı aşan internetmiş ha. Pembe ise kotayı aşan interneti gösteriyormuş. Murat bu aylık bu 6 aylık sürede hattına tanımlı internet paketindeki kullanımı için aylık 24 TL. Bu paketin internet kotasını aşan her 1 GB'lık internet kullanımı için ise 12 TL ücret ödemiştir. Peki buna göre Murat'ın 6 aylık sürede kullandığı internet için ödediği toplam ücretin aylık ortalaması. Önce her ay ne kadar ödemiş teker teker hesaplayacağız. Sonra hepsini toplayacağız. 6 ayı bölüp ortalamasını bulacağız. Evet ilk olarak arkadaşlar Ocak ayıyla başlayalım. Kotayı kaç GB aşmış bakıyorsunuz? 1 GB açmış. Zaten 24 TL ödeyecekti Ocak ayında. Ve 12 TL de kota aşımından ödedi. 1 GB 12 TL. Toplam Ocak ayında ödediği 36 TL. Gelelim Şubat ayına. Kotayı kaç GB açmış? 3 GB. Zaten 24 TL ödeyecekti. 3 GB 12 TL'den 36 TL'de fazladan ödedi. Bu da 60 TL yaptı mı? Geldik Mart ayına. Kaç GB aşmış kotamızı 4 GB. 4 GB kaç lira tutar? 48 lira. O zaman 24 artı 48, 72 lira ödemiş Mart ayında. Nisan ayı, Şubat ayı ile aynı olduğu için direkt buna 60 TL diyebiliriz. Mayıs ayına bakarsak 2 GB aşmış. 2 GB demek 24 TL demek. 24 TL'de normal aylık ücreti var. Yani 48 TL. Haziran ayı da Mart ayı ile aynı. Yani 4 GB açtığı için direkt buna da 72 TL diyebiliriz. Şimdi toplayalım hepsini. 36 artı 60 artı 72 artı 60 artı 48 artı 72 hepsini toplayacağız ve 6'ya böleceğiz. Şuraya gösteriyorum. 36 artı 60 artı 72 bir daha 60 48 ve 72. Toplarsak hepsini ne olur? Bir defa 48 ile 72'yi toplarsak 120 olur. 120 de 120 eklersek 240 olur. 240'a da 100 ekledik. 340, 348 oldu. 348'i 6'ya böleceğiz. 348 bölü 6. 6 kere 5, 30 yaptı. 48'de de 8 kere olduğuna göre demek ki aylık 58 TL'ymiş ortalaması. Geçelim 19. sorumuza. 19. sorumuzda bir belediyenin şehir içi yolcu otobüslerine uyguladığı bilet ücret tarifesine göre tam bilet 2,75 TL, indirimli bilet 2,25 TL, 65 yaş üstüler ise ücret alınmıyormuş. Aşağıda bu belediyeye ait bir yolcu otobüsünün bir saatlik zaman diliminde taşıldığı yolcu sayısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Bu bir saatlik zaman diliminde otobüste toplam 54 kişinin yolculuk yaptığı bilindiğine göre bu yolculardan TL cinsinden alınan toplam ücrete karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir defa bunların hepsinin arkadaşlar 54 kişi olduğunu biliyoruz. Şuraya 54'ü yazalım. Sonra 54'ten 25'i çıkartalım. Neyi buluruz 54'ten 25 çıkartırsak? Tam bilet ve indirimli bilet ödeyenlerin kaç kişi olduğunu buluruz. Bu da ne yapar? 29 kişi yapar. Ha, demek ki bu ikisinin toplamı Tam bilet ve indirimli biletler 29 kişi olmalı ki 29 ile 25 topladığımızda 54 versin. Peki bu 29'dan tam bilet alanlar x kişi ise işte indirimli bilet alanlar ne olur o zaman? 29'dan geriye kalanlar yani 29 eksi x kişi olur. Evet bu da indirimli bilet alanlar. Şimdi gelelim ücreti hesaplamaya. Tam bilet alanlar 2.75 ödeyeceğine göre 2.75 ile x'i çarparız. Kişi sayısını çarparız. Artı İndirimli bilet alanlarda 2,25 ödüyor. O zaman ile de kişi sayısını çarparız. Kişi sayısı neydi? 29 eksi x kişiydi. İşte bir de ücretsiz olanlar var. Zaten onların ücreti hiç ödemeyecekleri için bir şey yazmıyorum. Çünkü bizden ne istiyordu? Toplam ücreti istiyordu. Cevabımız bu olmalı. 2,75 çarpı x. 2,25 çarpı 29 eksi x. Yani a seçeneği olmalı. Geçelim o zaman son sorumuza. Evet son sorumuz değilmiş. 21. sorumuz da var. Öyleyse önce 20. sorumuzu bir çözelim. Banu Hanım kızına bir ay boyunca okuduğu toplam sayfa sayısına bağlı olarak harçlık vereceğini söylemiş. Ve vereceği toplam harçlık miktarını hesaplamak için de 4 farklı cebirsel ifade yazarak kızından bu ifadelerden birini seçmesini istemiş. Kızın okuduğu say toplam sayfa sayısı A olmak üzere Banu Hanım'ın kızın okuduğu toplam sayfa sayısına göre yazdığı cebirsel ifadeler aşağıda verilmiş. Buna göre Banu Hanım'ın kızı tablodaki bu cebirsel ifadelerden hangisini seçerse okuduğu toplam sayfa sayısı için ay sonunda alacağı harçlık diğer seçeneklere göre daha fazla olur. Şunun altını çizelim. Şimdi bu soruda e, Banu Hanım'ın kızının okuduğu A'ya bir değer vermemiz işimizi çok kolaylaştırır. A acaba kaç sayfa olursa eğer bunların hepsi daha rahat hesaplanır. Görüyorsunuz bakın A 20'ye bölünen bir sayı olursa işimiz kolaylaşır ama bir de burada payda da 40 var. O zaman A 40'a bölünen bir sayı olsun. İster 40 sayfa deyin ister 80 sayfa deyin. Ama 40 dersek tabii ki daha işimiz kolaylaşacak. Öyleyse Banu Hanım'ın kızı 40 sayfa okumuş olsun. Birinci seçeneğe göre 40 bölü 20 lira harçlık alacak. Yani ne kadar alacak? 2 TL. İkinci seçeneğe göre 40 bölü 10. 40'ı 10'a bölerseniz 4. Bir de üzerine 5 eklersek o zaman da 9 TL harçlık alacak. Üçüncü seçeneğe göre bakın buradaki A yerine 40'ı yazıp 3 çarparsak ne olur? 120 olur. 120'yi 20'ye bölersek ne olur? 6 TL olur. Bir de üzerine 5 eklersek bu durumda 11 TL harçlık alacak. Son seçeneğe bakalım. Bu defa A yerine 40 yazıp 5 ile çarparsak 200 olur. 200'ü 40'a bölersek 5 TL olur. Üzerine de 5 TL eklersek 10 TL oldu. Görüyorsunuz en fazla olan 11 TL yani 3. seçeneği seçmesi gerekir. Geçelim 21. sorumuza. Evet son sorumuzda sosyal medya dilinde bir videonun ne kadar etkileşim aldığı videonun izlenme sayısı, beğeni sayısı ve yorum sayısının toplanmasıyla bulunur. İzlenme, beğeni ve yorumların toplanmasıyla bulunuyormuş. Önemli. Ufuk internet üzerinden ders videoları yayınlanan bir kanalın sahibidir. Ufuk yüklediği 3 videonun aldığı etkileşim sayılarını gösteren verileri incelerken en çok etkileşim alan videonun yüklendiği ikinci video olduğunu görmüştür. Buna göre Ufuk'un incelemiş olduğu veriler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi biz bu videoları inceleyeceğiz. Hangisinin etkileşimi en fazlaysa o şıkkı seçeceğiz. Ama ikinci videonun en fazla olması gerekiyor değil mi etkileşimin? Evet normal arkadaşlar bütün şıkların teker teker hepsinin toplanması gerekiyor. Ama ben hepsiyle uğraşmayacağım. Sadece doğru cevap D şıkkını toplayarak bakacağım. Bunları topladığımızda birinci videonun toplam etkileşimine bakıyorum. 4. Burası 13. 14 yapıyor. Elde var. 1. Burası da 16. 17'den burası ne yaptı? 2744 yaptı. Bakalım ikinci videonun etkileşimi nasıl çıkacak? Burası 5. Burası ise 5, 9 daha. 14. 14 6 ekledik. Burası 20 oldu. Elde var 2. 12. 16 28. Burası da 30 oldu. Bu üçünü toplarsak bakalım bunun etkileşimi ne olacak? 4, 11, 9 daha 20 elde var 2. Burası ise 14, 17, 19 elde var 1. 2904 oldu. Dikkat ederseniz ikinci videonun etkileşimi en fazla olduğu için diğerlerine göre cevabımız D olmalı. Ama diğer şıkları toplayıp gördüğünüzde etkileşimlerin ikinci videonun en fazla olmadığını göreceksiniz. Yani bu üç şık olmayacak. Cevabımız D olmalı. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.